Madem söz sende. Hepinize hoş geldin diyorum Etkiniz AB programı adına. Adım Adem, arkadaş Diber. Etkiniz AB programının insan hakları izleme ve savunuculuk uzmanlarındanım. Bugün çok anlamlı, zamanlı ve önemli bir çevrimiçi seminer için çalışma ortaklarımızla buradayız. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ile buradayız. Başlamadan önce iletişim uzmanımız, çok büyük bir ekiple aslında hani yapıyoruz tüm bu çalışmaları. Başlamadan önce ekibimizden iletişim uzmanımız Fırat Yumuşak seminerle ilgili ve binerle ilgili teknik konularda bizi bilgilendirecek. Buyur Fırat, söz sende. Teşekkürler Adem. Hepiniz hoş geldiniz webinarımıza. Bir yandan benim şimdi söyleyeceklerimi chat bölümünden de arkadaşlarımız sizinle paylaşıyor. Zaten mikrofonla ilgili görebildiğim kadarıyla bir sorun yaşayan yok. Ama yine de toplantı sesini alamıyorsanız ekranın son alt köşesinde bulunan Join Audio seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Toplantıyı işaret dili tercümesiyle izlemek isteyenler ekran görüntüsünü sağ üst köşede bulunan Speaker View değil, Gallery View şeklindeki görünümle ayarlaması gerekiyor. Şu an 100 kişilik katılım sınırına henüz ulaşmadığımız için bir sorun yok. Ama yine de biz bir yandan YouTube'da da canlı yayında bu toplantıyı paylaşıyoruz. Ben sözü tekrar Adem'e bırakmadan önce çok kısa bir de anket yapmak istiyoruz sizinle. Daha önceden Etkiniz webinarlarına katılanlar aşinadır bu anketlere. Hem izleme değerlendirme çalışmaları ile ilgili hem de sizlerin sivil toplum örgütleri ile ilgili bir anketimiz var. Şu anda ekranlarınıza anket sorusu gelmiş olmalı. Sivil toplum örgütüm hak ihlallerini izliyor şeklinde. Ayrıca şu an YouTube'da canlı yayında izleyen katılımcılar da yine YouTube yorumlarına cevaplarını yazabilirler. Sinem Hanım şimdi chatten paylaşmışsınız. Tekrar gönderme olmuyor. Yanlışlıkla çıkışa bastıysanız sorun değil. Zaten sorularımız devam ediyor. İlk soruyu şu anda sonlandırıyorum. Sizlerle de paylaştım sonucu. Katılımcıların büyük çoğunluğu aslında sivil toplum örgütünün hak ihlallerini izlediğinden bahsetmiş. %85'lik bir bölüm. Yaklaşık 40 katılımcı. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İkinci sorumuz da bizim webinarlarımızla ilgili aslında. O da benzer şekilde şu anda ekranınızda görünecek. Yeniden teşekkür ediyoruz. Birçok yeni misafirimiz var bugün. Sizlerle tanışmaktan çok memnun olduk. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Son sorumuz da desteklerle ilgili. Son 6 ay içerisinde Etkiniz'den destek talep ettiniz mi? Bunu öğrenmek istiyoruz. Teşekkürler. Kısıtlı bir grup katılımcı daha önce etkinizden destek talep etmiş. Bu anlamda yine Adem'e söz verirken bir miktar etkiniz desteklerinden de bugün bahsedeceğimizi hatırlatmak istiyorum.
Ayrıca sorularınızı bize yönlendirmek isterseniz chat bölümünden yazabilirsiniz. Toplantının son bölümünde, soru cevap bölümünde bunları yanıtlamaya çalışacağız. Teşekkür ederim Adem. Söz sende. Ben teşekkür ederim. Umuyorum bu hayırların çoğunu evet haline getireceğiz biz sonraki seminerde, webinerde. Ben temel olarak şundan bahsedebilirim. İlk başta çok lafı da uzatmak istemiyorum çünkü çok güçlü bir ve çok güzel bir seminerimiz olacak. Uzmanlarımız var burada konuşacak. Sivil toplum temsilcilerimiz var. Etkiniz AB programı uluslararası insan hakları hukukunu ve izleme mekanizmalarını Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin daha verimli, daha yaygın şekilde kullanmasını sağlamak için AB Türkiye delegasyonu tarafından hayata geçirilmiş bir destek programı. Bu destek programı düzenli olarak bu destek programına başvurabilirsiniz. www.etkinuz.eu adresinden konuyla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Yine seminerin farklı yerlerinde zaten bahsedeceğim Etkiniz AB programında. Ama zaten hani bu dediğim gibi ilk başta çalışma ortaklarımız yani bizden destek alan iki sivil toplum örgütüyle beraber zaten yapıyoruz. Onlar da böylece bahsetmiş olacaklar aslında bu Etkiniz destek çalışmalarında. Bu seminer ile aslında destek programlarının ne kadar da yerinde olduğunu aslında biz görüyoruz. Farklı uluslararası mekanizmalara kullanan sivil toplum örgütlerine küçük destekler vererek ortaklaşa Türkiye'de insan haklarının gelişimine katkı vermekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Şimdi aslında tabii uzatmadan seminere geleyim. Seminerin adı AİHM kararlarının izlenmesi Opus Grup davaları. Kocaman ve biraz da böyle insanın gözünü korkutan bir işte dava vesaire gibi kelimelerle adı var. Oysa kadına karşı şiddetin sonlandırılması için ortak sesimizi yükseltmek için kabul edilmez demek için biz buradayız. Uluslararası insan hakları hukukunca kadına karşı her ortamdaki her türlü şiddeti ortadan kaldırmakla yükümlü olan kamu idaresine, yasa ve politika yapıcılara, yasaları uygulamakla yükümlü olan yasa uygulayıcılara, yükümlülüklerini yerine getirmeleri için talebimizi söylemek için aslında buradayız. 25 Kasım kadına karşı şiddete karşı uluslararası gün çerçevesinde gerçekleştiriyoruz bu semineri. Şiddet bir erk güç gösterme konusu, güç ve erk paylaşmama konusu. O yüzden de eşitlikten kaçma korkusu ve konusu ayrıyeten. Eşitlikten kaçışın olmadığını, kadına karşı şiddeti hep beraber durduracağımızı söylemek için birbirinden güçlü konusunda uzman üç konuşmacıyla birlikteyiz bugün. Konuşma sırasına göre önce hem insan hakları aktivisti, insan hakları okulu kurucusu, daha önce Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Kürsüsü'nün de başkanı olan bir insan hakları hukuku uzmanı Doçent Doktor Kerem Altıparmak'la başlayacağız. Dava Avrupa Konseyi'nin bu mekanizması nedir, ne değildir, kullanmak mı lazım, ne değildir diye bize anlatacak kısaca. Daha sonra Mor Çatı gönüllüsü Elif Ege bize kendi hazırladıkları hem rapordan hem Mor Çatı'dan bahsedecek, hem kadına karşı şiddetle ilgili bilgiler verecek, hem de bu yapıyı nasıl kullanabiliriz, Opus davası gibi yapıları, Opus davası nedir, onlardan bahsedecek. Daha sonra yine aynı şekilde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun İstanbul temsilcisi Doktor Duygu Öztürk ile beraber olacağız. O da Elif'in anlattığı benzeri konularda hem federasyonun ne yaptığından bahsedecek, hem de Opus davaları ile ilgili konu üzerinden bu uluslararası insan hakları mekanizmasını kullanarak nasıl değişim yaratılabileceğini bizimle paylaşacak.
Bu tüm süreçte aslında başta bahsetmiştik ama anlatan ellerden Pelin Baykan da burada bizimle olacak. İşaret dilisi çevirisi yapacak tüm webinarlarımızda olduğu gibi. O yüzden hani konuşmacılar belki benden daha yavaş konuşarak ben bazen çok hızlı konuşabiliyorum. Bu çevirinin de olduğunu hatırlarlarsa çok sevinirim. Hemen sözü bu çerçevede Kerem Altıparmak, Kerem'e bırakmak istiyorum. Buyur Kerem, söz sende. Adem çok teşekkürler. Pelin Hanım'dan hemen başta özür dileyim. Çünkü ben de ne yazık ki gazı aldıktan sonra durdurulması zor olanlardanım konuşurken. Yine de elimden gelen çabayı göstereceğim yavaş olmak için. Bizim hayatımız kısa süre içerisinde çok fazla şey söylemeyi gerektirdiği için galiba bu bir anlamda bir meslek hastalığı olarak da görülebilir. Her ikiniz için de özür sayılır mı bilmiyorum tabii. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için bu oturuma. Aslında bayağı uzun bir süredir benim ilgilendiğim bir konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması. Yanlış hatırlamıyorsam 2009 yılında Başak Çalı, Profesör Başak Çalı şimdi Berlin'de. O zaman Essex Üniversitesi'nde ve bir proje yürütüyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması ile ilgili bir sivil toplum ilgilendirme çalışmasıydı bu. Türkiye'deki çalıştayda da Başak'la biz beraber sunum yaptık. Ve ben o vesileyle Türkiye'de bu mevzunun hiç bilinmediğini, hem sayıca katılımın azlığından hem de yani katılımcı sayısının azlığından hem de orada gelen sorulardan anladım. Yani Türkiye'de bu alanla yakından ilgilenen insanlar bile çok haberdar değildi. Sayıca bugünkü şeyimizi görünce tabii çok güzel. Biz 5-6 kişilik bir toplantı yapmıştık. Ama öte yandan hala daha da bu konuda bir bilgi eksikliği olduğunu söylememiz mümkün. O toplantıdan sonra 2009'dan sonra İnsan Hakları Ortak Platformu ile biz bir proje yaptık. Hala daha da ucu açık bir çalışma bu. ahim.org adresinde bulabilirsiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının izlenmesi projesi. Bizim her şey planladığımız gibi gitmedi ama bazı şeyler konusunda sanıyorum Türkiye'de bir başlangıcı sağladı o proje. Birçok yerde özellikle insan hakları alanında çalışan avukatlara bu sürecin nasıl kullanılabileceğini anlatmaya çalıştım. Şimdi çok özet bir şekilde burada da bundan bahsetmeye çalışacağım. Soru cevap olursa ayrıntılarına o zaman girme fırsatımız olabilir. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Sözleşmesi Türkiye'deki insan hakları savunucularına ve avukatlara hiç uzak bir konu değil. Yani 2000'lerin başlarından itibaren neredeyse herkesin insan haklarıyla ilgilenen bir şekilde yolunun düştüğü bir süreç. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne biliyorsunuz bireysel başvuru yapılıyor. Bu bireysel başvuru sonucunda da eğer bir ihlal kararı çıkarsa o başvurucu açısından büyük ölçüde sorun orada tamamlanmış gibi algılanıyor ve düşünülüyor. Ama iki nedenle aslında bu eksik bir değerlendirme. Şu nedenle ki biraz sonra daha ayrıntılı olarak söyleyeceğim. Birincisi karar çıkmış olsa bile ilgilisi için bütün sonuçlar hemen iç hukukta gerçekleşmemiş olabilir. İkincisi ise belki daha da önemli olan ve bugün tartışılacak olan husus, o kararın aslında sadece o kişiyi ilgilendirmediği için. Yani siz bir başvuruyu götürüyorsunuz ve kendi derdinizi anlatıyorsunuz ama çok istisnai durumlar dışında o dert başkalarının da aslında derdi. Çok basit bir örnek vereyim. İşte bizim ilk raporlarımızdan biri Ünal Tekel'in kararı. Kadının evlilik öncesindeki soyadını kullanma meselesi. Oradaki başvurucunun kendi soyadını kullanmak gibi bir talebi var ama onun kararı arkada bekleyen
yüzlerce, binlerce başka kadının da talebi aslında. O kararın uygulanması o nedenle sadece o başvurucuyu değil, o pozisyonda olan herkesi ilgilendiriyor. Şimdi bu nedenle Bakanlar Komitesi'nin önündeki süreç bir yandan evet, o davada karar verilen kişinin kararının uygulanması açısından önemli. Ama daha fazlasıyla o kişiyi aşan aynı durumda olan başkalarının durumuyla da alakalı. Nitekim bunun sonucu olarak şunu görebiliyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararların %60'ı kopya nitelikte. Yani bir daha önce karar verilmiş konuda tekrar karar verilmesi gelinde. Türkiye açısından bu oranın %80'lere bazen %90'lara ulaştığını görüyoruz. Yani aynı konuda gerekli önlemler iç hukukta alınmadığı için tekrar tekrar benzer ihlaller söz konusu olabiliyor. Mesela en bilinen örneklerinden biri terör propagandası. Yaklaşık 20 senedir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi propaganda konusunda Türkiye ile ilgili karar veriyor. Türkiye bu kararları yerine getirdiğini söylüyor ama sonuç itibariyle sorun devam ediyor. Şimdi o zaman bu süreç nasıl işliyor ve sivil toplum buna nasıl müdahale olabilir? Bu kısmına gelebiliriz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdiği zaman bu karar Bakanlar Komitesi'ne gönderiliyor. Sözleşme uyarınca mahkemenin kararlarının uygulanmasının denetlenmesi mekanizması Bakanlar Komitesi eliyle yürütülüyor. Aslında iç hukuktaki gibi düşünecek olursanız icra merciği Bakanlar Komitesi. Bakanlar Komitesi'nin önüne giden dava, tabii şunu da söyleyeyim çünkü bu yakınlarda çok Türkiye'de tartışma konusu oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdiğinde, karar yayınlandığında biz duyuyoruz ama o kararın Bakanlar Komitesi'nin izleme sürecine girmesi için kesinleşmesi lazım. Hatırlayacaksınız Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu ve daha sonra Osman Kavala'nın tutukluluğu vakasında mahkemelerin kararları uygulamama gerekçesi kararların kesinleşmemesiydi. Çünkü kararların kesinleşebilmesi için 3 ay içinde tarafların ya buna itiraz etmemesi lazım ya da eğer taraflar bunu büyük daireye götürmek isterlerse büyük dairenin 5 kişilik panelinin bu talebi reddetmesi lazım. Eğer reddederse kesinleşiyor. Aksi takdirde Selahattin Demirtaş örneğinden devam edeceksek şu anda büyük dairede devam ettiği için o başvuru kesinleşmemiş oluyor. Kesinleşen başvuru Bakanlar Komitesi'ne gidiyor. Büyük dairedeki kararlar çıktığı anda kesinleşiyor ama daire kararları ve komite daire kararları çıktıktan itibaren 3 ay içerisinde kesinleşiyor. Büyük daireye bir şekilde götürülemezse. Bunun üzerine Bakanlar Komitesi'ne gönderiliyor. Bakanlar Komitesi kendi iş gücü uyarınca 3 şeyin uygulanıp uygulanmadığına bakıyor. Kararda bireysel önlem varsa, mesela bakın Osman Kavala'da var, onun tahliye edilmesi talebi var. Bu uygulanmış mı? İki, tazminat öngörülmüşse o tazminat ödenmiş mi? Üç, genel önlemler yerine getirilmiş mi? Şimdi sivil toplum tabii ki bireysel önlemlerle ilgili de rol alabilir. Nitekim Osman Kavala örneğinde benim de rol aldığım ICC adına, Uluslararası Hukukçular Komisyonu adına biz iki tane görüş sunduk. Bir de İfade Özgürlüğü Derneği adına sunduk. Aslında toplamda 3 tane. Ve orada bireysel olarak o davanın uygulanmamasına ilişkin hukuki değerlendirmemizi sunduk. Ama daha ağırlıklı olarak sivil toplum örgütleri bireysel davalar yerine bu üçüncü mesele, yani genel önlemlerin yerine getirilmemesi hakkında raporlama sunuyor. Genel önlemler ne demek? Şimdi bir karar, biraz önce söylediğim gibi o kişinin hukuki durumuyla ilgili bir nihai sonuç ortaya koyuyor. Ama beraberinde bazen bir yasanın, bazen bir yargı kararının, bazen bir pratiğin
bu ihlale yol açtığını da ortaya koyuyor. Örneğin Opus davası örneği daha somut konuşulacak. Kadına yönelik şiddet davalarında etkili soruşturmanın yapılmaması, bunun önlenmemesi, yani bu saldırıların önlenmesi konusunda devletin pozitif ödevleri yerine getirmemesi durumunda olduğu gibi. Şimdi bu bazen bir yasa kuralından kaynaklanıyor olabilir. Bazen de mahkemelerin, idari makamların bu kanun kurallarını uygulamamasından kaynaklanabilir. Bu aşama, Bakanlar Komitesi aşaması ne yazık ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından farklı olarak çelişmeli bir yargılamanın yapılmasından ziyade tek taraflı bir trafiğin işlediği bir sürece dönüşüyor. Hükümet sürekli olarak bir şeyleri yapacağını vaat ediyor. Bunu da eylem programı veya eylem planı dediğimiz iki formatta yapıyor. Yani diyor ki program varsa ben bunları yapacağım ya da yaptım ben bunu tamamladım. Bunu bildirmek zorunda Bakanlar Komitesi'nin önüne. Bakanlar Komitesi eğer başka hiçbir kaynaktan bilgi almazsa sunulan bilgi ve kendi dışarıdan değerlendirmeleriyle bir sonuca ulaşmak durumunda. Özellikle hükümetin tek başına sürekli bilgilendirme yaptığı dosyada bir süre sonra onu çürütme imkanı kalmadığı için o dosyaların kapanma ihtimali söz konusu olabiliyor. Şimdi Bakanlar Komitesi'ne yollanan dosyalar nasıl görüşülüyor? Tıpkı AİHM'in önünde olduğu gibi Bakanlar Komitesi'nin önünde de binlerce dosya var. Bunların hepsinin çok ayrıntılı ve incelikli olarak takip edilmesi mümkün değil. Bu nedenle Bakanlar Komitesi önüne gelen kararları sınıflandırıyor. Bir kere gelen kararlar eğer daha önce verilen bir kararın bir benzeri ise, onun kopyasıysa, o zaman leading case'in yani lider öncü davanın ekine ekleniyor. İlk defa gelen bir şeyse ona izole karar diyoruz. Henüz bir başka şey yok ve sonra o bir lider davaya dönüşüyor. Onun içerisinde gruplandırıyor. Çünkü genel sorunları Bakanlar Komitesi de ancak bu gruplar içerisinde çözebilir. Hani cezasızlıkla ilgili bir grup, toplantı ve gösteri yürüyüşüyle ilgili bir grup, kadına yönelik şiddet davalarıyla ilgili bir grup gibi ya da zorunlu din dersi için bir grup gibi. Bu giden gruplar içerisinde de ama bir kısmı sorunun derinliğe, yaygınlığı nedeniyle nitelikli izlemeye tabi oluyor. Enhanced supervision'a tabi oluyor. Diğerleri ise standart izlemeye tabi oluyor. Eğer bir dosyanın enhanced, nitelikli olarak izlenmesi planlanmadıysa konusu itibariyle onun Bakanlar Komitesi'nin düzenli toplantıların içerisinde gündeme gelme ihtimali de yok diyebiliriz, imkansız hatta. Çünkü çok fazla şey var. Bu gibi durumlarda biz eğer sorunun göründüğünden daha derin olduğunu düşünüyorsak diyoruz ki standart olan nitelikliye yükseltilsin, biz talep ediyoruz onu. İstisnai olarak bu olur. Eğer nitelikli bir izleme söz konusuysa bu dosyayla ilgili zaten periyodik olarak Bakanlar Komitesi o toplantılarında bu dosyayı görüşüyor. Şimdi biz nasıl müdahale olabiliriz o zaman? Birinci müdahale yöntemi yazılı müdahale etmemiz. Yani hükümetin eylem planı sunduğu bir konu bizim çalışma alanımızı ilgilendiriyorsa, hükümetin eylem planını da dikkate alarak biz bu sorunun o eylem planıyla çözülemeyeceği kanaatindeysek veya hükümetin çözdüm dediği sorunun alanda öyle olmadığını gösteriyorsak bir alternatif gölge rapor yazıyoruz ve Bakanlar Komitesi'ne diyoruz ki her ne kadar hükümet bunu söylüyorsa da durum bu. Bu dosyayı A kapatma, B nitelikli izleme haline getir, C hükümetten bu konuda ekstra bilgi iste. Bu şeyleri talep etmemiz mümkün. Birinci yöntemimiz bu. İkinci yöntemimiz nitelikli izleme kapsamında olan ve hali hazırda Bakanlar Komitesi'nin toplantılarında izlenen önemli dosyalara bu kez gidip bizzat sözlü olarak sunum yapmak. Tabii bu pandemi döneminde bir süredir bunu biz de yapamıyoruz ama
Geçtiğimiz dönemlerde ben kendi yani birlikte çalıştığım örgütler adına 4-5 kez yaptım. Bakanlar Komitesi deyince tabii orada bakanları düşünmeyin. Bakanlar devamlı bu toplantılarda olmuyor. Her bir hükümetin orada diplomatik temsilcisi var. Diplomatik temsilcilerin gelip size dinlediği toplantılarda bu kez görüşlerinizi sözlü olarak da iletme şansına sahipsiniz. Bu tabii daha da önemli bir etki yaratabilir. Çünkü ikna ederseniz oradaki diplomatları, o diplomatlar sizin görüşünüzü Bakanlar Komitesi'nin önünde savunup o dosyaların prematüre diyorlar. Yani olgunlaşmamış, kapanmaması gereken aşamada kapanmasına engel olabilirler. Bu arada tabii bizim bu çalışmamızın bir kere olması gibi bir zorunluluk yok. Bir dosyayı birden fazla eğer gerekli görüyorsan rapor sunmamız mümkün. Şimdi biz AİHE'mizi başlattığımız sırada bu raporları sadece Bakanlar Komitesi'ndeki süreçleri bitiriyorum. Bu arada Adem'den uyarı geldi. Bakanlar Kurulu Komitesi önündeki süreçleri etkilemek için değil, aynı zamanda diğer aktörlere de yönelik olarak yapıyorduk. Yani Türkiye'de meclis, bakanlar komitesi, siyasi organlar ve uluslararası şeyler. Ama bakanlar komitesi önünde yapacağınız çalışmanın arkadaşlar çok az öz ve nokta atışı olması lazım. Bu ilk söylediğime engel değil. Yani şöyle bir şey mümkün. Siz uzun değerlendirme içeren bir rapor hazırlayabilirsiniz. Ona çok güzel bir yönetici özeti sunup bakanlar komitesinde bunun izlenmesini, istenmesini talep ederken okumak isteyenler için de daha uzun olan versiyonunu üretebilirsiniz. Ama Bakanlar Komitesi'ne gidecek görüşün gerçekten çok özlü ama aynı zamanda o kadar da özgün olması gerektiğini belirterek ben sözümü burada keseyim. Belki soru cevap olduğunda ayrıntılara girme şansımız olur. Teşekkür ederim. Teşekkürler Kerem. Aslında tekrar döneriz gerçekten buna ama şeyi hatırlatayım ben. Kerem ayrıyeten bu başlığında bahsettiği Avrupa uygulama ağı dediği bir sivil toplum ağının da kurucularından. O sanıyorum ağdan da hani bahsederiz zaten Avrupa uygulama ağından. Yani şeyde süreçte yardım edecek aslında bizi güçlendirecek, sivil toplum örgütlerini güçlendirecek yapılar da mevcut. Ama ondan şimdi zaten sanıyorum Elif Hanım da konuşacak, Duygu Hanım da konuşacak. Ben hemen sözü uzatmadan Elif Ege'ye bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Sesim geliyor değil mi? Bir sıkıntı olmasın. Ekran paylaşımı yapacağım şimdi. Şöyle. Seste ekranda. Ha, tamam değil mi? Evet. Tamam, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz düzenlediğiniz bu konuşmalar için aslında çok çok önemli bir konu. Zaten aslında sunumum da bunun ne kadar önemli bir konu olduğu üzerine olduğu için direkt başlamayı tercih ediyorum. Ben Morçatı gönüllüsüyüm. Morçatı Kadın Sığınağı Vakfı adına burada sunum yapıyorum aslında. Morçatı kimdir ve ne yaparla bir kısa başlamak istedim öncelikle. Morçatı Kadın Sığınağı Vakfı 1990 yılında kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla feministler tarafından kuruldu. Morçatı'da erkek şiddetine karşı mücadele feminist yöntemlere dayalı olarak yürütülür. Bu amaçla da dayanışma merkezi ve sığınağımızda kadınlarla birebir dayanışma kuruyoruz. Şiddete karşı mücadelede kadınların güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Erkek şiddetinin toplumda kadınlarla erkekler arasında var olan eşitsizliklerden kaynaklandığını ve kadın dayanışmasını güçlendirerek eşitsizliklere karşı mücadele etmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Dayanışma merkezimiz ve sığınağımızda çalışmalarımızı kadınlara yardım etmek değil, özellikle söylüyoruz, şiddete karşı kadın dayanışması oluşturmak, birlikte mücadele etmek üzere sürdürüyoruz.
Opus grubu davalarının izlenmesinin önemine ilişkin olarak öncelikle şunu söylemek istiyoruz. Birebir dayanışma kurmak ve kadınlara çeşitli destekler vermenin yanı sıra ve bunlarla aslında birebir ilişkili olarak yine Mor Çatı'da politika oluşturmak için çalışıyoruz. Bize başvuran kadınların deneyimleri, kadınların şiddetten uzaklaşmaya çalışırken nelere ihtiyaç duyduklarını ve hangi engellerle karşılaştıklarını görmemizi sağlıyor. Şimdi yani Opus grubu davaları özelinde de zaten değineceğim. Raporun detayını da aslında anlatacağım. Ama hemen burada bir hafif geri çekilerek konuşmak istedik. Yani burada özellikle kadın örgütleriyle de aslında bir paylaşım yapmak amacımız. Bu dava izleme ve raporlama süreçlerinde bizim için bu politika oluştururken yaptığımız bu izleme ve raporlama süreçlerinde şu iki şey bizim için önemli aslında. Yani hangi bilgileri ediniyoruz ve hangi yollarla ediniyoruz? Raporlarımıza koyduğumuz bilgilere dair. Hangi bilgileri ediniyoruz dediğimizde kadına yönelik şiddet ve biçimleri kadınları nasıl etkiliyor? Biz buna dair bilgi ediniyoruz. Şiddete maruz kalan kadınların ihtiyaçları neler? Kadınlar şiddetle mücadele ederken hangi zorluklarla karşılaşıyorlar? Nasıl başa çıkma mekanizmaları geliştiriyorlar? Hangi kurumlarda nasıl zorluklar yaşıyorlar? Genel politik atmosfer nasıl etkiler yaratıyor? Bunu çok yakından görebiliyoruz, izleyebiliyoruz. Sistem nasıl işliyor, nerelerde işliyor, nerelerde işlemiyor şeklinde. Bu tip bilgileri ediniyoruz aslında. Hangi yollarla ediniyoruz diye baktığımızda tabii ki esas olarak kadınlardan edindiğimiz bilgiler var. Kadınların bize ulaşarak bize ilettiği bilgiler var. Bunun yanı sıra sosyal çalışmacı arkadaşlarımızın kurumları arayarak, takip yaparak edindiği bilgiler var. Ayrıca sıklıkla bilgi edinme başvuruları yapıyoruz. Bizimle birlikte hani TKDF de belki söyler ya da başka kadın örgütleri de buraya katılan zaten bilirler ki çoğunlukla çok kısıtlı yanıtlar alabiliyoruz bu bilgi edinme başvurularımızı. Ama bunları yapmaya ve bunları raporlamaya sürdürüyoruz. CİMER şikayetleri yapıyoruz, kurum ziyaretleri yapıyoruz ve başka örgütlerin deneyimlerini dinlemek ve deneyim paylaşımı yapmak için yuvarlak masa toplantıları organize ediyoruz. Uygulamadaki eksiklerin giderilmesi için kadına yönelik şiddetle mücadelede yetki ve sorumluluğu olan kamu kurumlarının çalışmalarını ve politikalarını izleme, değerlendirme, raporlama, yaygınlaştırma çalışmaları yürütüyoruz aslında. Yani bu politika oluşturma, kadınlara birebir destek vermenin yanı sıra politika oluşturmak derken bunu kastediyorum. Bu raporları da SEDAV Komitesi ve GREVIO başta olmak üzere uluslararası izleme mekanizmalarında aktif olarak kullanıyoruz. Opus grubu davalarının izlenmesi de bu kapsamda bizim için özellikle Opus'a baktığımızda Opus kararı sonrası çıkarılan yasaların uygulanmasının izlenmesi açısından çok önemli. Yani 6284'ün izlenmesi açısından bütün bu az önce bahsettiğim hani bu şiddet biçimleri nasıl etkiliyor, kadınlar nerelerde tıkanıyorlar, sistem mekanizma nerelerde işliyor, nerelerde işlemiyor, bunları takip etmek bizim için çok önemli. Bunu tekrar soruların üzerinden geçmek istedim. Şimdi gölge raporumuzdan notlara bakarken aslında şu metni pardon açmak zorundayım ama çünkü teknolojik olarak şeyi halledemedim. Buradan bakarak aktaracağım size. Raporda nelerden bahsettik diye bakınca ilk olarak raporda yargısal pasiflik ve cezasızlıktan bahsettik. Bunun ne kadar artarak devam ettiğini anlattık. Başka bir değindiğimiz nokta aile mahkemelerinin hukuk uygulamaları oldu. Buna dair tedbir ve gizlilik kararlarına ilişkin sorunlar. Bununla ne kastediyoruz? Verilen kararların süresinin gittikçe daha da kısa verilmesi. Nasıl aslında yani bu kararların bu kadar kısa süreli verilmesinin işlevsiz hale getirdiğini yazdık. Tekrar tekrar başvurmak durumunda kalıyor kadınlar bu kadar kısa sürede verildiği için dedik. Ve bu kararlar şiddet uygulana tebliğ edilmeden yürürlüğe girmediği için yine aslında etkisiz hale geldiğini vurguladık. Gizlilik kararlarında kadınlardan edindiğimiz bilgi ve deneyimlerden doğru en çok karşımıza çıkan şey olarak risk değerlendirilmesinin yapılmamasını, tek tek kurumlarda uygulanmasının takip edilmemesini, bu kararların ve koordinasyon eksikliği olduğunu vurguladık.
Ve özellikle nasıl hani bu velayet meselesi ve çocuklar üzerinden ihlal edildiğini, babanın çocuğu görmesi üzerinden ihlal edildiğini söyledik. Ki burada hemen kısaca şeyi de söylemek lazım. Yani bunlar aslında bu vurguladığımız şeyler opus sonrası karara bağlanan ev içi şiddet dosyalarından çıkan ve opus kararlarının gereklerinin yerine getirilmiş sayılabilmesi için alınması gereken ek önlemler arasında. Özellikle bu tedbir ve gizlilik kararlarının verilmesi ve uygulanması ile ilgili şeyler. MG kararı da bunlardan biri biliyorsunuz ve MOR'un aktif olarak yer aldığı bir karar o da. Ayrıca aile mahkemelerinde son olarak da boşanma davalarında sürenin uzunluğunu yazdık rapora. Yargılama sürelerinin bu kadar uzun olmasının kadınları haklarından vazgeçerek süreci bitirmeye yönelik teşvik yani buna neden olduğunu söyledik. Böyle olmaması gerektiğini yazdık. Daha sonra ceza mahkemelerinden de bahsettik. Bu cinsel şiddet davalarında verilen hapis cezaları, cinsel şiddet davalarındaki cezasızlık, uzun süreler, cinsel şiddet kriz merkezinin olmamasının yarattığı kadınları tekrar tekrar yaşadıkları travmatik deneyimleri anlatmaya zorlayan durumu yazdık. Ki bu Grevio'nun değerlendirme raporunda da geçmişti aslında. Cinsel şiddet davalarında hapis cezası alt sınırdan veriliyor. Adli tıp raporlarına rağmen ağırlaştırıcı hükümler uygulanmıyor. Ve son olarak cezanın hafifliği ve failin sabıkası olmaması gibi nedenlerle hükmün açıklanması geri bırakılarak infaz erteleniyor. Bunları yazdık. Tutuksuz yargılamalar ya da yakalama kararı çıkartılsa bile gerçekleşmemesi sorunlarına değindik. Başka bir başlık olarak etkili soruşturmaya dair sorunları yansıttık. Burada kolluktaki sorunlar bizim için çok öne çıkıyor. Başvuran kadınlara eksik yanlış bilgilendirme, sığınak başvurusu yapan kadınlara ya da başka türlü tedbir kararı almak için başvuru yapan kadınlara, caydırıcı yaklaşım kolluk kuvvetleri tarafından, eğitimli personel eksikliği ve tedbir kararının ihlallerinin takip edilerek zorlama hapsi uygulanmaması gibi sorunlar olduğunu yazdık. Şölin ve sığınaklara dair ayrıca bir başlıkta bahsettik raporumuzda. Şölin'in koordinasyon ve takiple sorumlu olduğunu ama bunu gerçekleştirmediğini yazdık. Sığınak kabullerinde ayrımcılık ve fiziksel şiddet vurgusu, darp raporu istemek gibi yasaya tamamıyla aykırı uygulamalar olduğunu yazdık. 12 yaş üstü olan çocukların kabul edilmemesinin yarattığı sorunlar ve ayrıca mülteci kadınlar, ruh sağlığı bozukluğu olan kadınlar, seks işçisi kadınların sığınaklara kabul edilmemesinin yarattığı ayrımcı yaklaşımı yazdık. Risk analizine dair yine Şönim'in aslında hani bütün bir süreci bütüncül olarak ele almakla yükümlü olduğunu, takip etmek, devamını izlemekle yükümlü olduğunu, sadece veri kaydetmekle yükümlü olmadığını yazdık ama sadece şu an veri kaydetmek üzerinden işliyor uygulama. Ama tabii veri demişken de başka bir sıkıntımız var. O da veri tutma ve paylaşmaya ilişkin sorunlar. Yani işte sistemlerin entegre edildiğinden bahsediliyor ama biz buna dair hiçbir veri göremediğimiz için bunun var olup olmadığını bilemiyoruz. Veri konusunda tutmak ve paylaşmak konusundaki sıkıntılar bu şekilde. Sosyal hizmet ağı eksikliği, çok aktif bir şekilde sığınakların tek çözümmüşçesine sunulması Türkiye'de. Sosyal hizmet ağı kurulmadığı için şiddete maruz kadınlar, sığınak ihtiyacı herkesin aynı ve eşit şekilde sığınak ihtiyacı yok esasen. Bizim deneyimlerimiz bunları gösteriyor. Ama yapı biraz o şekilde. Ayrıca da toplumda kadınların rolünü güçlendiren uygulamaların eksikliğini yazdık. KSGM'nin rolünü yazdık burada. Bir de son iki şeyde de bir vaka üzerinden, bir kadının hikayesi üzerinden aslında bu farklı kötü uygulamaları bir araya getirmiş olduk. Onu yansıtmaya çalıştık ve tavsiyelerimizi paylaştık. Bu şekilde de şeyde de görebilirsiniz. Şimdi burada Türkiye hükümetinin verdiği yanıtlar da çok önem taşıyor. Yani görebildiğimiz kadarıyla belli rakamlar paylaşıldı. İşte ceza mahkemelerinin aile içi şiddet ve kadın yönelik şiddete ilişkin kararlarına dair rakamlar Türkiye hükümeti tarafından paylaşıldı. Adalet Bakanlığı tarafından Aralık 2019'da biliyorsunuz bir genelge yayınlanmıştı. 6284'ün uygulanmasına ilişkin o paylaşıldı.
Fakat paylaşılan yanıtlarda çok öne çıkan bazı sorunlar var. Şimdi burada sadece bu durum için de geçerli değil. Biz bunu SEDAV'da da İstanbul Sözleşmesi'nde de görüyoruz. Çok basma kalıp diyebileceğimiz, kopyala yapıştır diyebileceğimiz etkili olmayan yanıtlar verildiğini görüyoruz. Hani soruya yanıt gibi değil de tekrar eden, kendini tekrar eden özelleştirilmemiş yanıtlar görüyoruz. En son Feride Hoca bir katıldığımız toplantıda bundan bahsetti. Daha genel ülke raporlarının da ne kadar artık son dönemlerde baştan savma şekilde yazıldığını söyledi. Ya bu şekilde sorunlar var. Sonuçta bu izleme mekanizmasının işleyişi aslında bizim katkılarımız ve hükümetin yanıtlarının karşılıklı iyi işlemesiyle olacak bir şey. Ancak şu anda bu pek mümkün olmuyor. Ahim kararları izleme mekanizmalarının daha genelde aslında bağımsız kadın örgütleri açısından önemini de birazcık aslında anlatmak istedik bugün biz burada. Kadınlarla birebir dayanışma kuran ve şiddet başvurusu alan kadın örgütlerinin dayanışma kurdukları kadınlardan edindiği bilgi ve deneyimleri hem yasalarda kadınlardan yana yapılması gereken dönüşümlerin belirlenmesinde hem de hali hazırda var olan yasaların uygulanmasındaki eksiklerin tespitinde çok yol gösterici olduğunu düşünüyoruz. Yani bizim pozisyonumuz çok yol gösterici bir pozisyon. Burada kadınlarla birebir dayanışma kuran ve şiddet başvurusu alan kadın örgütleri aslında şeyde yani bu yasaların izlenmesinde, eksiklerin tespitinde çok hayati bir rolü var. O nedenle hani kendi buradaki pozisyonumuzun iyi farkında olmalıyız. Kadınlardan edindiğimiz bilgileri ve ilgili kurumların işleyişini kimi zaman da tek başımıza değil tabii ki başka örgütlerle de işbirliği içinde çalışarak, izleyerek raporlamanın ve kamu otoritelerinin üzerinde baskı kurabilmek için bu raporları kamuoyuyla paylaşmanın hem de yani hem kamuoyunda paylaşmak ve hem bunların etrafında savunuculuk diyelim geliştirmek hem de uluslararası izleme süreci olarak katılım sağlamak bu açıdan çok çok önemli. Ama burada aslında biraz şeyi de konuşmak istiyoruz. Biraz kendi içimizde biz kadın örgütleri ve bağımsız kadın örgütleri olarak kendi deneyimimize dönüp baktığımızda bu izleme ve raporlamayla ilişkili bazı eksikler ve zorluklar aslında gözümüze çarpıyor. Bunları da bugün burada dile getirmek istedik. Mesela esas olan bizim için, bizim gibi kadınlarla birebir dayanışma kuran örgütler için esas olan veri toplamak olmadığı için bir araştırma sonucuna benzer şekilde bilgiler ortaya koymak mümkün olmayabiliyor. Özellikle uluslararası raporlamalar ve gölge raporlarda mevcut verisizlik ve tanıklıkların yetersiz kalması gibi bir sorunsal ortaya çıkıyor aslında. Biz yakın zamanda özellikle son dönemde bunun üzerine daha da fazla düşünüyoruz. Bu eksikliklerin yetersiz kalması üzerine ve bunu nasıl aşabiliriz üzerine. İzleme yaparken kurumların işleyişini, bunu aşmak için aslında bunu söylüyorum. İzleme yaparken kurumların işleyişini mahkeme raporları, dilekçeler ve yazılı başvurular gibi kanıtları toparlayarak yapmak ve bunları analiz etmeyi de önümüze koyduk aslında bu süreçte. Buna ek olarak da şikayet mekanizmalarını daha etkili kullanmak iyi bir yöntem olabilir diye aslında kendi içimizde düşünüyoruz. Bir sonraki şeyde de şunu tam ekran yapmak istiyorum aslında. Son olarak da şunu vurgulamak istedik. İstanbul Sözleşmesi örneğinde de gördüğümüz gibi aslında böyle kapsayıcı, açık ve detaylı uluslararası sözleşmeler yazmak. İstanbul Sözleşmesi bu açıdan SEDAV'dan da farklıdır. Yani bu önemi hepimizin vurgulaması lazım. Bu şekilde kapsayıcı, açık ve detaylı sözleşme yazmak, böyle etkili izleme mekanizması oluşturabilmek ancak bizim gibi bağımsız kadın örgütlerinin aslında aktif katılımıyla mümkün. Yani bunu hepimizin bilmesi ve bu önemi görmesi lazım. Yıllardır kadına yönelik şiddetle mücadele eden, kadınların deneyimlerini gören, onlardan öğrenen, hani şiddetin her kadının hayatındaki farklı tezahürlerini ve şiddetten uzaklaşmaya çalışırken karşılarına çıkan engelleri gören feminist kadınların deneyimlerini aktarmaları ile aslında bu mekanizmalar ve bu sözleşmeler işlevli hale geliyor. Bu gücümüzün farkında olmalıyız diye düşünüyoruz ve buna yönelik olarak çalışmalarımızı her zaman aktif ve güçlü şekilde devam ettirmeliyiz diye düşünüyoruz.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tam da vakitli bitirdiğin için özellikle de. Hiç uzatmadan sözü hemen Duygu Hanım'a veriyorum. Duygu Hanım da siz dinliyoruz Duygu Hanım. Merhabalar, sesim geliyor zannediyorum. Teşekkür ediyorum böyle bir etkinlikte bizleri buluşturduğunuz için. Ben de hemen anlatacaklarıma giriş yapmak istiyorum. Kısaca TKDF kimdir, neler yapar? Öncelikle onunla başlamak istiyorum. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 yılında 5 farklı kadın örgütü tarafından kurulmuş bir çatı örgüttür. Şu anda 11 kadın derneğinin bir çatı örgütü olmasıyla birlikte hem Türkiye içerisinde hem de dünyanın farklı ülke ve şehirlerinde temsilcilikleri de bulunmaktadır. Ana hedeflerimiz Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanına yerleşmesinin sağlanması, kadının insan haklarını hiçbir engelleme ve kısıtlamaya maruz kalmadan kullanması ve kadına yönelik her türlü şiddetin sona erdirilmesidir. Peki bu hedeflere ulaşmak için neler yapıyoruz? Kısaca onlardan bahsedeyim. Öncelikle 2007 yılından bu yana, yani 13 yıldan uzun süredir aktif olan TKDF Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'nı yürütüyoruz. Bu hat şiddete uğrayan kadınlara hukuksal psikolojik destek sağlamakta, şiddet vakalarının kolluk kuvvetlerine ulaşmasına, kadınların şiddet ortamından uzaklaştırılmalarına ve şiddetten korunmalarına destek vermektedir. Hatta ulaşan çağrılar gizlilik ilkesini ihlal etmeyecek şekilde analiz edilmekte ve bu analizler sosyal medya hesaplarımız üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu bağlamda hattın işlevselliğini göstermek adına sizlerle şu bilgileri paylaşabilirim. Ekim 2007'den Ekim 2020 sonuna kadar acil yardım hattına gelen toplam arama 74.337. Ekim ayında hat 649 çağrı almış ve bu çağrıların 180 tanesi, yani bir ay içinde 180 tanesi aile içi şiddeti ihbar eden çağrılar olmuş. Kadınlar en çok maruz kaldıkları fiziksel ve psikolojik şiddeti ihbar etmek ve bu konularda destek alınmak için acil yardım hattını aramışlar. En çok en yakınları olanlardan, yani eşlerden ve diğer aile bireylerinden şiddet görmüşler. Bu hattın verilerine dair daha fazla bilgiye ulaşmak isteyen arkadaşlar TKDF'nin sosyal medya hesaplarını da inceleyebilirler. Peki acil yardım hattının yönetilmesinin yanı sıra neler yapıyoruz? Kısaca onlardan da bahsedeyim. Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen yasal düzenlemelerin yapılması ve uygulanması için savunuculuk ve izleme faaliyetleri yürütüyoruz. Kadına yönelik şiddet vakalarının yargı süreçlerini takip ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi ve bağlamında 6.284 nolu kanunun uygulanması için savunuculuk ve izleme faaliyetleri yürütüyoruz. Kamu ve özel kurumlarla, devlet dışı aktörlerle toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi, bu konuda toplumdaki farkındalığın arttırılması ve kadına yönelik şiddetle mücadelede işbirlikleri yapıyoruz. Ve ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği ile şiddet üzerine eğitimler düzenliyoruz. Bu kısa giriş sonrasında opuz davalarına geçebilirim. Bu opuz davalarının içeriklerinin ne olduğunu çok ayrıntılı anlatmayacağım ama neden bahsettiğimizi anlayabilmek açısından birkaç şeyi belirtmekte fayda görüyorum. Opuz grup davaları 5 farklı kadına yönelik şiddet davasından oluşmakta. Bu davalar Türkiye'de aile içi şiddet mağduru kadınlar ve yakınları tarafından veya yakınları tarafından daha doğrusu Türkiye'deki yargı mekanizmalarından adil bir sonuç alamamaları sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınan aile içi şiddet davalarıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu davalarda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmekten ötürü Türkiye'yi mahkum etmiştir. Bu mahkeme kararı sonrasında Türkiye'den beklenen bir davaların üzerinde yapılması gerekenler ki bu genelde tazminat ödemesi oluyor ve çoğu zaman da yerine getiriliyor. İki, bizim için özellikle önemli olan kısmı, genel anlamda Avrupa İnsan Hakları'nın uygulanmasını sağlayacak tedbirlerin alınması, düzenlemelerin yapılması ve hayata geçirilmesidir. Kararlar doğrultusunda üye devletlerin hareket edip etmemeleri de Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu tarafından izlenmekte. Bizlerin de STK'lar olarak katkıda bulunduğu süreç işte tam da bu izleme süreci.
Opus davalarına yönelik şunu da belirtmekte ayrıca fayda görüyorum. Opus davası sadece Türkiye için değil, Avrupa Konseyi için de özel anlam taşıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin ortaya çıkış nedenlerinden biri olan bu dava, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden ilk aile içi şiddet davası ve sonrasında diğer üye ülkelerden de benzer davalar mahkemenin önüne gelmeye başlıyor. Birazcık TKDF'nin süreç deneyiminden etmek istiyorum. Muhtemelen bu kısmı özellikle merak eden STK'lar vardır diye düşünüyorum. Opus grubu davaları Türkiye'de kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi adına büyük önem taşıyor. Biraz önce de belirttiğim gibi sadece davalar üzerinde bir tazminat ödemesinden değil, aynı zamanda kadınların cinsiyet temelli ve aile içi şiddetten korunmaları adına devlet tarafından alınması gereken önlem ve tedbirlerin izlenmesinden bahsediyoruz. O nedenle bu raporu hazırlayabilir miyiz diye düşününce ilk başta iş tereddüt etmeden hazırlarız dedik. Çünkü TKDF olarak yazılacak raporun içeriğine dair bilgi fazlasıyla elimizde mevcut. Ne nasıl işliyor, ne kadar işliyor, kadınlar toplumsal cinsiyet temelli ve aile içi şiddetten ne derece ne kadar korunuyorlar, ne kadar korunmuyorlar ya da korunamıyorlar. Zaten STK olarak üzerinde çalıştığımız konular. Bu nedenle biz bunu gayet güzel yaparız dedik. Sonra Etkiniz'le iletişimimiz oldu. Bu bağlamda Etkiniz'e, Adem Bey'e ve sonra sürece de süreçte desteğini veren Eyn'e ayrıca çok teşekkür ediyorum. Onu da belirtmek istiyorum. Etkinizle olan iletişimimiz sonucunda aslında olayın bizim düşündüğümüzden biraz farklı olduğunu anladık. Kadına yönelik şiddete dair genel bir durum değerlendirmesi yapıp işte TKDF'nin logosunu koyup göndereceğimiz bir rapordan bahsetmiyorduk. O zaman kişisel olarak ben bu raporu hazırlayabilir miyiz diye biraz tedirgin oldum. Çünkü kullanılması gereken belli bir format var. Mahkemenin ve Bakanlar Kurulu'nun kararları var, yayınladıkları görüşler var, Türkiye'nin onlara vermiş olduğu cevaplar var, raporlarda belli kavramlar var, alt başlıklar kullanılıyor vesaire vesaire. Ben daha önceden böyle bir rapor hazırlamadım. Yani konseye sunulacak bir rapor hazırlamadım. O yüzden birazcık endişelendim süreci nasıl yöneteceğimize dair. Ama dediğim gibi Etkiniz'in ve EY'nin, European Implementation Network'ün destekleriyle süreci başarılı bir şekilde tamamladık. Bu kısmı özellikle belirtmek istedim. Çünkü bu zamana kadar bu şekilde bir rapor hazırlamayan STK'lar ilk başlarken gözleri korkmasın diye. Benzer şekilde bir raporlama yapmak isterseniz ve formal sürecin içinden çıkamayacağını düşünürseniz de süreçte deneyimli kişiler ve kurumlardan da destek alabilme şansınız oluyor. Ben mesleki deformasyonla da diyelim, yaptığım işe illa hakim olmadan rahat edemediğimden bahsettiğimiz raporlama sürecini başından sonuna gerekli dokümanları inceleyerek destek almadan tamamladım. Bu kapsamda EY'in tarafından hazırlanan dokümanlar çok faydalı oldu. Onları detaylı olarak çalıştım. Avrupa Konseyi'nin sitesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davalarının dokümanlarına ulaşılabiliyor. O bakımdan Opus davalarına yönelik yayınlanan karar, rapor, görüş ne varsa okudum. TKDF olarak hazırladığımız raporda iki şeye dikkat ettik. Bir, raporun yazılması gereken format ve dikkat edilmesi gereken biçim ve kavramsal çerçeveye dair kurallar. İki, 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararında neler demiş, hangi alt başlıklar açılmış ve o zaman Türkiye nasıl bir raporlama yapmış, hangi konulara nasıl açıklamalar getirmiş. Bu çerçevede bir taslak rapor hazırladık ve bu taslağı teslim etmeden önce EY'in ile paylaştık. Bence sürecin en önemli aşamalarından bir tanesi buydu. Çünkü EY'in rapor üzerine çok faydalı bir feedback verdi. EY'in ve de Etkiniz'in rapor hazırlandıktan sonra da desteği devam ediyor süreçte. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum diğer STK'dan arkadaşlara. Taslak raporumuzu Türkiye hükümetinin en son gönderdiği yeni raporda dikkate alarak düzenledikten sonra Bakanlar Kurulu'na gönderdik. Raporda nelere yer verdik? Kısaca onlardan bahsedeyim. Dediğim gibi raporun içeriğini kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bizim elimizdeki verilerle 2018 yılında yayınlanan Bakanlar Kurulu raporu, Türkiye hükümetinin o zaman yayınlamış olduğu aksiyon planı ile en son yayınlamış olduğu rapor belirledi.
Oralarda yazılanlar bakımından aslında 2 sene içinde bir düzelme ya da değişme var mı sorularının cevaplarını raporda değerlendirmiş olduk. Raporda olmayan ama çok önemli gördüğümüz birkaç şeyi de mutlaka ekledik. Şimdi Türkiye hükümetinin 2018 yılında göndermiş olduğu raporu okuduğumuzda inanılmaz olumlu bir hava çizildiğini görüyoruz. Sanki Türkiye'de kadına yönelik şiddet hiç yok. Toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsiyet temelinde ayrımcılık diye bir şey kalmamış şeklinde çok güzel bir atmosfer çizilmiş. Tabii bu çizilen havada İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284 nolu kanunun çok büyük etkisi var. Çünkü ortaya konan argümanlar yasal çerçevede bu ikisine atıfta bulunan argümanlar. Zaten yasal düzenleme bakımından Türkiye'de ciddi bir eksikliğin olmadığını, asıl meselenin uygulamadaki aksaklıklar olduğunu düşündüğümüzde de çok şaşılacak bir durum değil bu. O nedenle kendi raporumuzda daha çok uygulamadaki aksaklıklar ve yasaların uygulanmayışı üzerinde durduk. Çok detaylara girmeyeceğim. Başlık olarak kısa kısa neler olduğunu söyleyebilirim. Mesela toplumsal cinsiyet temelli ve aile içi şiddet mağduru kadınların adalet sistemine erişiminde karşılaştıkları sorunlar, özellikle Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesinin şiddet mağduru boşanmış ve evli olmayan kadınlar için uygulanmasındaki aksaklıklar, kadın sığınakları ki Türkiye hükümeti özellikle sığınaklar konusunda çok olumlu bir hava çizmeye çalışıyor. Şiddet riskini ortadan kaldırmak için gerekli tedbir ve önlemlerin yeterli şekilde alınmıyor olması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında yaşadığımız geri adımlar ve kadına yönelik şiddet konusunda devletin resmi veriler oluşturmuyor olması TKDF olarak raporda yer verdiğimiz temel konulardı. Biz raporumuzu gönderdikten sonra Türkiye hükümetinden bizim raporlarımıza yaptığımız değerlendirmelere bir cevap geldi. Bu aslında çok da yaygın olmayan bir durummuş. Bu süreci anlatıyorum. Bu dokümanların hepsi web sitesinde de mevcut diye açıkçası. Bu cevaplarda daha öncesinde gönderilen rapor içeriğinden çok farklı bir bilgi yok. Yani olan şeyi tekrardan farklı bir şekilde ifade etmişlerdi. Ama benim dikkatimi çeken bir iki şeyi burada belirtmek istiyorum. Mesela kadın sığınaklarının yetersizliğinden bahsediyoruz ama Türkiye hükümetine göre böyle bir durum mevcut değil. 1 Ocak ve 31 Ekim 2020 tarihleri arasında toplamda 46 binden fazla kadın ve çocuğun sığınaklardan hizmet aldığının altı çiziliyor. Şimdi Türkiye genelinde 145 sığınak olduğunu düşünürsek ve bir seneden az bir zaman içerisinde bu kadar kadın ve çocuğa hizmet verilmiş olması zaten sığınakların asıl amacına uygun olmadığını gösteriyor. Hükümetin raporumuzda sorguladığı bir diğer konu da şu. Kullanılan kadın cinayetleri verileri resmi değil ve gerçeği yansıtmıyor. Evet, rakamlar resmi değil çünkü devlet kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet konusunda resmi veri tutup paylaşmıyor. Bizim de bu eksiklik raporumuzda altını çizdiğimiz durumlardan bir tanesi. Kullanılan rakamlar yerel ve ulusal basına yansıyan cinayetleri gösteriyor. Basına yansımayan, intihar süsü verilen kadın cinayetlerini de düşünürsek zaten toplam sayının zikredilenden çok daha fazla olduğunu da unutmamak lazım. Diğer bir konu Alo 183 ile ilgili. Devletin kadına yönelik şiddeti önlemek için ayrı bir hattın olmaması bizim altını çizdiğimiz konulardandı. Burada Alo 183'ün bu konuda çalıştığının devlet tarafından altını çizildiğini görüyoruz ama yani fiilen toplum içerisinde dezavantajlı konumdaki tüm bireylere hizmet veren bir hat olduğu için şiddete maruz kalan kadınların bu hat üzerinden bir destek talep etmesinin çok da zor olduğunu biliyoruz. Hatta Alo 183'ün biraz daha bu amaçtan uzaklaştığını da yaşıyoruz, görüyoruz, şahit oluyoruz. Bu bakımdan da Türkiye İstanbul Sözleşmesi'ni de ihlal eder durumda. Onu da belirtmek istiyorum. Bizim raporumuzda olup hükümetin cevap vermediği konular da var. Yani o cevabında bir şey yazmadı.
Belli bir konuda bir şey söylememenin de bir politik olduğunu düşünürsek bu durumu da atlamamak gerekir diye düşünüyorum. Mesela hükümetin toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda açık bir politikasının olmaması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında atılan geri adımlara dair verdikleri cevapta herhangi bir değerlendirme yok. YÖK'teki politika değişikliği, eğitim müfredatına eşitlikçi ve hak temelli bakış açısına entegre edilmiyor olması, toplumsal cinsiyet eşitliğini İstanbul Sözleşmesi'ni savunanların hedef haline getirilmesi ve bu duruma karşı hükümetin sessiz kalması da bizim bu bağlamda cevapsız kalan diğer değerlendirmelerimiz. Şimdi bitiriyorum. Raporlamaya dair başka bir şey söylemeyeceğim. Belki soru cevap kısmında konuşuruz ama bu sürece dair bir şey daha söylemek istiyorum. Uluslararası süreç izleme mekanizmasını diğer kadın örgütlerine, hak temelli savunuculuk ve izleme faaliyetleri yürüten bütün STK'lara çok ciddi şekilde içten öneriyorum. İnsan hakları savunuculuğu uluslararası ayağı olan ve ciddi şekilde oradan beslenen bir alan. Bizlerin de insan hakları savunucuları olarak bu kısmı göz ardı etmememiz gerekiyor. Uluslararası mekanizmalar ve süreçler ulusal ve yerel STK'ların duruşlarını ve çalışmalarını önemli şekilde güçlendiriyor. Ayrıca uluslararası mekanizmalar için de yerelden oralara, resmi devlet kanalları dışında bilgi akışları çok önemli. O sebeple bu mekanizmaların daha fazla STK tarafından kullanılıyor olması da savunuculuğu önemli şekilde arttıracaktır, güçlendirecektir diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Duygu Hanım. Siz de tam 15 dakika içinde zaman sınırları içerisinde bitirdiniz. Şimdi ilk önce sorularınız var mı diye dönüp bakıyorum ben. Sadece bir tane soru gelmiş. Onun dışında sorularınız varsa bekliyoruz şu anda. Yanıtlayabilmek için. Yoksa kendi aramızda da devam edelim. Sorularımız çünkü benim de var. Diğer arkadaşlarımızın da vardır. Chat kısmından yazabilirsiniz. İlk olarak burada sanıyorum Gülay Yaşar davası ile ilgili AİHM'deki süreçle ilgili bilgilere ulaşamıyorum demiş Devran Gülel. Burada eğer isterseniz sizi aslında burada linkini de paylaştığım Avrupa Uygulama Ağı, European Implementation Network'e yönlendirebilirim. European Implementation Network'e ulaşırsanız web sitelerine girebilirsiniz bu gönderdiğim linkten. Ulaşırsanız onlar size yol göstereceklerdir. Gerekli linkleri paylaşacaklardır. Eğer bir link şu ana kadar açıldıysa. Umuyorum bu yardımcı olur. Ama hani burada da bu konuda bilgisi olan başka kişiler varsa sanıyorum zaten Devran Güler kendi e-mail adresini de burada bizimle paylaşmış. Oradan kendisiyle iletişime geçebilirler. Adem, bu kararın ne zaman çıktığını şey yapabilir misiniz? Benim bildiğim bir karar değil. Ona göre aslında cevap vermek daha mümkün olabilir. Eğer karar kesinleşti ve Bakanlar Komitesi'ne gönderildiyse, o eğer öncü bir karardı değilse, mevcut dava gruplarının birinin içerisinde bulunabilir. Bunu da Bakanlar Komitesi'nin içerisinde kendi arama motoru var. AİHM'in HUDOK motorunda da Bakanlar Komitesi'nin önündeki durumunu takip edebilirsiniz orada. Bu HUDOK kitle henüz çıkmıyor demişsiniz. O zaman karar yayınlandı mı? Siz tebellü mü ettiniz? Ha, karar henüz verilmedi. Anladım. AİHM sürecinde olan bir dosyadan bahsediyorsunuz siz, anladım. Eğer adım AİHM'de devam eden bir davaysa ne yazık ki orası bir kara kuyu. Hiç kimsenin o kara kuyunun içinde ne olduğunu tespit etmesi mümkün değil. Bekleyeceksiniz kararı.
Evet evet Devran Gülen'in lütfen telefonuna mikrofonunu açalım. Kendisi de belki bu konuda bilgi vermek ister. Buyurun. Şimdi bir mikrofonu açma bildirimi ilettim kendisine. Tamam. Ekranınızda görünmüş olmalı. Devran Gülen. Bir saniye tekrar iletiyorum. Alo, beni duyabiliyor musunuz? Evet. Kusura bakmayın, video açamıyorum ben. Taşınıyorum yarın da. Şu an çok böyle kolilerle kaplanmış durumdayım odada. Ben bu araştırma pozitif yükümlülük ve due diligence bakarken davalara bakıyorum. 2008-2009'dan itibaren bütün raporları incelemiş durumdayım. Ama Gülay Yaşar davası bildiğim kadarıyla 2013'te maalesef cinayet gerçekleşti. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında da bu dava AİHM'e taşındı. Ama dediğiniz gibi gerçekten karakuyu sanırım. Çünkü Google'da bile bir sonuç bulamadım. Ama avukata da ulaşamadım. Oradan da bir sonuç alamadım. Ben düşündüm ki buradaki katılımcılardan ve konuşmacılardan belki bir bilgisi olan vardır diye bir mesaj göndermek istedim. Teşekkürler bize de bu çerçevede ulaştığınız için. Kolay gelsin taşınmada da. Teşekkürler. Bu süreçte de yine de zaman ayırıp bizime katıldığınız için, bu toplantıya, bu seminere katıldığınız için de teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başka soru var mı? Sanıyorum bir tane geldi. Tedbir talepli dilekçeler ve mahkeme kararlarının analiz için toplanması konusunda avukatlar olarak nasıl destek olabiliriz? Elimizde dilekçe ve kararları analiz edebilmek üzere nasıl bir araya getirebiliriz? Bu soruyu kime soruyor acaba? Ece Ersaraç. Acaba Kerem'e soruyor olabilir mi? Genel bir soru olduğu için de Kerem'e şimdi döndüm ama. Yani biz şöyle bir şey yapmıştık Adem. Yani başarısız olan bir örnek olarak söyleyeyim. Başarısız üstüne düşünmek gerekir belki. Bu AİHM'iz projesini ilk yaptığımızda bir veri tabanı. Aşı bu veri tabanını avukatların doğrudan veri girmesini sağlayacak bir altyapı da kurduk. Ama ne yazık ki o şöyle çalışmadı. Kimse alıp oraya bir şeye koymadı. Tek tek herkesin peşinden koşup bulabildiklerimizi biz alıp veri tabanına yerleştirdik. Şimdi tabii kadın örgütleri diğer insan hakları örgütlerinden daha iyi örgütlüler, ağlar çok daha güçlü. Belki hani bu gibi durumlarda bunların toplanması için bir duyuru yapılması bu tür verilerin akışını kolaylaştırabilir. Ama yani gerek OPUZ'da gerekse diğer dosyalarda hükümet şöyle bir şey yapıyor. Şimdi 100 bin tane dava varsa o alanda, arada 500 tane kötü, 100 tane de iyi varsa o 100 taneyi neye göre seçtiğini belirtmeden aktarıyor. Ve her şeyin çok iyi olduğunu söylüyor. OPUZ raporunu yazan arkadaşlar da herhalde bunu görmüşlerdir. Bunun aleyhine 2-3 tane kararı ortaya koymak bile önemli. Yani hani onun bir şekilde sunulmadığını ve burada aslında talep edilmesi gereken şeylerden biri hükümetten sağlıklı istatistik istemektir. İkincisi de aleyhe örnek olup olmadığına dair örnek istemek. Yani bunu biz sivil toplum olarak yapabiliriz. Hep iyi örnekler veriyorlar ya. Yani yok mu bunun hiç aksi şey? Ya bir çok basit bir şey vereyim mesela. Hukuk davalarıyla ilgili yani tazminat davaları bu hiçbir sorun olmadığını Türkiye'de hakimlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştihadını dikkate aldığını söylüyordu hükümet. Biz alternatif raporda dedik ki ya özellikle siyasilerin davacı davalı olduğu tarafta siyasi iktidar lehine çok orantısız bir dengesizlik var ve bunu örneklerle sunduk. Ve dedik ki istatistik sunamıyoruz dediler çünkü bunlar kişilerin kendi açtığı davalar. Biz dedik ki UYAP sistemi var.
UYAP sistemi içerisinde her şeyi çekebiliyorsunuz. Cumhurbaşkanının TC kimlik numarasını bildiğinize göre kaç kişi dava açtığını ve sonuçlarını da tespit edebilirsiniz. Bunu sunmak zorundasınız diye. Onun için hani bu tür stratejiler her zaman izlenebilir. Bildiğiniz bir veri var, siz ulaşamıyorsunuz söz gelimi. Hükümetin ulaştırmasını Bakanlar Komitesi'nden talep edebilirsiniz. Her zaman çalışacak diye bir şey yok ama en azından hiçbir şey olmasa o dosyanın kapanmasına engel oluyor bu. Çok teşekkürler Kerem. Duygu Hanım, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Selime Hanım'ı görüyorum. Mor Çatı olarak bu konuda eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Sizce kadın örgütleri böyle bir çalışma yapabilirler mi, yapmalılar mı? Ben söz alayım Duygu Hanım. Biz de aslında biraz onun yöntemlerini düşünüyoruz Mor Çatı'da da. Çünkü aslında bir taraftan bu kararları toplamak ve daha sonra izleme yaparken bu kararlara referans vermek çok önemli. Ama o kısma geçmeden tekrar bir şeyi de hatırlatmak isterim. Aslında konumuz bir yandan da çok daha böyle kadın yönelik şiddetle mücadelede cezasızlık, mutlaka adli süreçleri ve belgelenmiş süreçleri aslında olan bir şey değil. Zaten çok böyle temel o mekanizmalarda işlemeyen, adalete erişimi engelleyen en temel sorunlardan bir tanesi. Zaten şikayet dahi kadınların edemiyor olması ve bu belgesiz bir durum. O nedenle sadece bizim için izleme yapmak bu kararlara bakmak demek değil. Fakat bu kararlara ulaşmak ve bunları böyle kaynak göstermek de tabii ki önemsediğimiz bir şey. Bizim bunun için kimi zaman işte hem İstanbul Barosu'nun ya da çeşitli başka baroların kadın hakları merkezleriyle iletişime geçtiğimiz oluyor. Oralar aslında bütün bu örgütlenmenin olması için çok önemli yerler. Bunun dışında KAHDEM var biliyorsunuz, Kadın Hukukçuları Destekleme Derneği. Mesela orası da aslında böyle bir potansiyeli de olan bir yer. Yani bu en son söylediğiniz karar istemek konusunda, yani o bilgi edinme hakkını kullanmak konusunda şöyle bir sorun da var. Eminim buradaki pek çok kadın örgütü bunu deneyimlemiştir. Nasıl ki aslında bizim yazdığımız izleme raporuna verilen cevap böyle bir genel geçer ve Elif'in tarif ettiği üzere ezber diyeceğim standartlaşmış yanıtlarsa, bilgi edinmeler için de aynı şey söz konusu. Genellikle çok böyle kısa bir şekilde ya aşırı özet, içerisinde bilgi içermeyecek bir nesnel ve aşırı özet halde cevaplar geliyor. Ya da istenilen bilginin bir ekstra araştırma istediğini not ederek reddediliyor. Ama hani bütün bunlar varken tabii ki yine o başta söylediğime geri gelmek istiyorum. Şeyi de aslında hep akılda da tutmak lazım. Zaten hani ne sunarsan sun mutlaka onun aslında öyle değil de böyle olduğu şeklinde bir hakikat bükerek cevap aldığımız bir durum da var. O yüzden hani buna karşı temel mesele sadece başka belgeler ve hayır bu hakikatler de var, bu da var, bu da var diye çözüm üretmeye çalışmak mı? Yoksa daha kapsamlı kadınların o gündelik hayattaki, daha doğrusu mekanizmalardaki deneyimlerini bütüncül olarak çevirebilecek başka izleme yöntemleri üzerine düşünmek mi sorusunda, ikincisinin bizim için mesela daha hem yaptığımız çalışmaya hem de bu alandaki politikaya da uygun olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Duygu Hanım, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Selim'in söyledikleri alanda çok karşılaştığımız bir şey. Yani o talep edilen bilgilerin verilmemesi, şekilde genel geçer şeylerle böyle geçiştiriliyor olması, bilgi edinmeyi çok zorlaştıran ve de onun üstüne koyulmasını çok zorlaştıran bir şey. Tabii burada barolar çok önemli. Baroların arasındaki işbirliği, baroların kadın örgütleriyle işbirlikleri, bunlar çok önemli. Bunlardan çok faydalanıyoruz zaten davaların takibinde, sonrasındaki süreçlerde. Yalnız şöyle bir eksiklik var, onu Elif de sunumunda söyledi. Bir raporlama eksikliği yaşıyoruz. Yani durum genelde Mor Çatı, işte TKDF için davalarda kadınları, yani özel olarak o kadını bir şekilde şiddetten kurtarmak ya da işte failini cezalandırmak olunca
yani zaten o biter bitmez, çoğunlukla bitmeden başka yerlere dikkat dağıldığı için yani o yapılan işte desteklenen vakalarla ilgili raporlamalar çok şey kalıyor. Yani zayıf kalıyor. Çoğu zaman olmuyor ve o bilgiler yok oluyor ne yazık ki. Yani o yüzden bu deneyim paylaşımları bunlar çok önemli ve hani Elif'in de onun altını çizmesi çok çok önemli. Yani raporlamanın birazcık daha, bunu da birazcık hani kendimiz de eleştiriyorum ama gerçekten hani insan kaynağı çok önemli, işbirliğinin artması gerekiyor. Raporlama eksiklikleri ne yazık ki bu mücadeleyi ciddi anlamda zayıflatan bir şey. Teşekkürler bu ekleme için. Ben de kısaca aslında hani etkiniz en azından bu konuda size nasıl destek olabilir diye bir bilgilendirme yapayım. Etkiniz AB programı başta da hani bahsetmiştim biraz. Zaten bu süreçte sivil toplum örgütlerini desteklemek için var olmuş bir program. Düzenli yani sivil toplum örgütleri olarak pek çok sivil toplum örgütlerine pek çok destek veriyor. Bunlardan bir tanesi doğrudan sivil toplum örgütlerine yapacakları izleme çalışmaları için destek vermekken bir diğeri örneğin eğitim olabiliyor. Eğitimle alakalı örneğin bir portalımız da var. Fakat düzenli eğitimler de yapılıyor. Bunları büyük ihtimalle bizim sosyal medya hesaplarımızdan takip ediyorsunuzdur. Etmiyorsanız edin. Çok iyi eğitimlerimiz var insan hakları izleme konusunda, alanında. Bunun dışında diyalog toplantıları isteyebilirsiniz sivil toplum örgütleri olarak. Burada biraz önce hani belirttiğiniz bu soru vardı Ece Hanım'ın. Örneğin dilekçe ve kararları analiz edebilmek üzere nasıl bir araya getirebiliriz? Bununla alakalı bir diyalog toplantısı yapabilirsiniz. Kadın hakları örgütleri bir araya gelip. Bunu bir kadın hakları örgütü bizden isteyebilir, etkinizden. Seve seve sizlerle beraber böyle bir diyalog toplantısını desteklemek isteriz. Tüm masraflarını etkiniz tarafından karşılayacak şekilde. Bunun yanında yine böyle bir veri tabanı belki gerekiyordur. Böyle bir veri tabanının kurulması için destek isteyebilir sivil toplum örgütleri. Analiz yapılmasını istiyoruz diyebilirsiniz. Analiz için uzman desteği istenebilir. Uluslararası uzmanlarla bir araya gelme belki gerekiyordur. Uluslararası uzmanlarla bir araya gelmek için destek verebiliriz. Tüm bu elinizdeki dilekçeleri, dava analizlerini vesaireyi kullanarak aslında işte Avrupa Konseyi'nin gerekli birimlerine ya da Birleşmiş Milletler'in insan hakları izleme mekanizmalarına erişmek istiyorsanız bununla alakalı da destek isteyebilirsiniz. Biz tüm bu konularda destek verebiliyoruz. Dediğim gibi etkiniz.eu adresine, web sitesine girerseniz burada daha ayrıntılı bilgilere de erişebilirsiniz. Başka soru ben burada göremiyorum. Bir taraftan da saate de bakıyorum. Saat 3'te başladık. Saat 4:20 geçiyor. 1 saat 20 dakikadır beraberiz. Yavaş yavaş sanıyorum yoruluyoruz da. Eğer başka soru yoksa bu semineri çok size seminer bitmeden bazı sorular da aslında soracağız. Burada yine Fırat'a belki sözü bırakabilirim. Teşekkürler Adem. Aslında bir değerlendirme formumuz olacak. Toplantı bitiminde biz onu sizin kayıt yaptırdığınız, giriş yaptığınız e-posta adreslerine ileteceğiz. Doldurursanız çok seviniriz. Çünkü bundan sonraki webinarlarda da işte hangi konularda etkinlik düzenleyebiliriz ve insan hakları izleme anlamında nasıl çalışmalar yürütebiliriz birlikte bunları soruyoruz. Teşekkürler. Çok sağ ol Fırat.
O zaman umuyorum hepiniz memnun kaldınız bu toplantıdan. Toplantıyı kapatmadan önce en son tekrar sorayım. Eğer bir sorunuz varsa son dakikalar, memnun kaldıysanız biz de çok teşekkür ediyoruz. Doğan Bey, Mart 2021'de Avrupa Uygulama Ağı'yla, European Implementation Network, EIN ile bir atölye çalışmamız olacağını umuyoruz demiş. Umuyoruz bu pandemi buna izin verir. Evet, bu çalışmayı da etkiniz olarak destekliyoruz. Burada da kadın haklarıyla uğraşan kadın hakları örgütleri davet zaten edeceğiz. Burada yine Devran Hanım bir soru sormuş. AİHM kararlar ve takip raporlarının toplantılarını pozitif yükümlülük üzerinde incelediğim akademik çalışmam var. Bu makaleyi AİHM opus takibine STK raporlarına ek olarak göndermek mümkün mü demiş. Sen ne dersin Kerem? Yani şimdi burada şöyle, Adem, yani her şey yollanabilir şüphesiz ama STK raporları kamuya açık olarak yayınlanıyor ve hükümetin de eğer onlara cevabı varsa tekrar komitenin sayfasında yayınlanıyor. Akademik bir makale, yayınlanmış bir çalışma için bunu yapmazlar ama ben şunu öneririm, bunu Türkiye'de bu alanda çalışan kadın örgütleriyle, insan hakları örgütleriyle paylaşırsanız hem o çalışmadan faydalanma imkanı olabilir, hem de çalışmalarının eki olarak bunu sunabilirler. Bu durumda değerlendirilmesi de mümkün olur ama sadece makalenin yollanması durumunda ben hiç görmedim, yayınlanacağını sanmıyorum web sitesinde. Zaten yayınlanmış bir şey olduğu için muhtemelen hükümete de bildirilmeyecektir o şekliyle. Çok teşekkürler. Müberra Hanım en son sanıyorum bir el kaldırıyor. Müberra Hanım'a söz verebilir miyiz? Kendisi de soruyu göndermiş sanıyorum buradan. Dilek, Müberra Hanım. Sesim geliyor mu acaba? Evet, geliyor. Buyurun. Ben çocuk hakları alanında yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını temel alarak bir çalışma yapmıştım. Sivil toplum örgütlerinin desteğiyle hazırlanan çok anlamlı çalışmalar var ülkemizde. Hem çocuk hakları hem de kadın haklarına hasredilmiş. Ancak gerek araştırmacılar gerekse avukatlar olarak eksik bulduğu kararların konu bazlı analizine yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum artık. Hani kadına ilişkin tüm AİHM kararlarının listelendiği çalışmalar elbette anlamlı ama kadının örneğin maddi manevi haklarını, manevi varlığını koruma amaçlayan haklar neler, işte mahkemelerin bunlar karşısındaki tutumu neler gibi bir analize yer veren database'lere ulaşmak daha anlamlı diye düşünüyorum. Teşekkürler bu bilgiyi de bizimle paylaştığınız için. Başka soru sanıyorum yok. Çok da zorlamayalım. 1,5 saat olacak. Herkese çok teşekkür ediyorum, tüm katılımcılara. Pelin'e de özellikle çevirisi için çok teşekkür ediyorum. Bizimle 1,5 saat hızlı hızlı konuşan bizler için, kahrını çektiği için özellikle teşekkür ediyorum. Bir sonraki webinarımız 30'unda çocuk ve yoksullukla ilgili olacak. Pazartesi günü 30 Nisan'da. Bu uluslararası bir webinar olacak. Orada afini olan Avrupa Sosyal Haklar Komitesi üyesi konuyla ilgili konuşacak. Eğer bununla ilgili de bilgi almak isterseniz yine web sitemizde katılmak isterseniz linkleri duruyor. Herkese bir soru daha geldi son. Medya taraması yapılıyor ancak raporlama için bütçemiz yok. Bu konuda Etkiniz destek verebilir mi? Etkin, bir daha önce dediğim gibi Etkiniz'in
web sitesine girip çok rahat oradan bu konularda bilgi alabilirsiniz. Destek verebilir mi demeyeyim. Yani destek vermek istiyoruz çünkü tüm sivil toplum örgütlerine. Fakat sizin girip bir sistem var orada. Bu sistemden giriş yapıyor, destek istiyor olmanız lazım. Bu destekte belli koşullar ve belli kriterlerle inceleniyor ve desteklenebilirse zaten desteklenebiliyor. Yani kriterlere uyuyorsa zaten desteklenebiliyor. O yüzden buradan bize ulaşabilirseniz Nurdan Hanım, desteklemek için başvuru yaparsanız umuyorum beraber çalışma imkanımız olur. Ama unutmayın, bireysel destek vermiyoruz. Sadece sivil toplum örgütleri, bunların içerisinde barolar da var. Ama sadece sivil toplum örgütlerine destek veriliyor. Evet, diğer sorularınız için de info@etkiniz.io adresine ulaşabilirsiniz. Chat kısmında da yazılı olduğu gibi. Burada artık teşekkür ediyorum yine herkese. İyi akşamlar diliyorum. Çok güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Evde kalın, sağlıkla kalın diye de tekrar ekliyorum. İyi akşamlar.